Şimdi madde döngüleriyle ilgili kaç soru var? 10 soru var. Bu 10 soruyu çözelim. Madde döngüleri. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Karbon ve oksijen döngüsüyle ilgili olarak. Şimdi karbon ve oksijen döngüsü fotosentez ve solunumla dönüyor değil mi? Fotosentezde karbon dioksitin, fotosentezde karbon dioksitin, glikozun yapısına katılıyor diyor. Oluşan oksijende atmosfere veriliyor diyor. Doğru. Oluşan atmo oksijeni atmosfere veriyorsun ve karbondioksitle glikozun yapısına katıyorsun. Karbonu katıyorsun. Ee, karbon. E, Tabii aslında burada karbondioksit glikozun. E, karbon deseydi daha doğru. Neyse. Karbon e, canlıların solunum olaylarında veya fosil yakıtların yanması sonucunda atmosfere geçiyor. Doğru. Biz solunum yaptığımız zaman karbondioksiti dışarı veriyoruz. Ya da bir şey yandığı zaman. Fosil yakıtları yaktığın zaman havaya karbondioksit gidiyor. Tüketiciler karbonu beslenme yoluyla vücutlarına alıyorlar. Çünkü besinde ne vardı? C6H12O6. Bak ne oluyor? Bu karbonu besin yoluyla tekrar ne yapmış oluyorsun? Vücuduna almış oluyorsun. Şimdi küresel ısınmanın olası sonuçları ile ilgili olarak aşağıda verenlerden hangisi doğru değildir diyor. Küresel ısınmanın olası sonuçları. Şimdi bakalım dünyamız tehdit eden küresel problemlerden birisi de küresel ısınmadır diyor. Küresel ısınma sanayileşme öncesi döneme göre dünyanın ortalama sıcaklık değerinin artmasıdır. Küresel ısınmayı engellemek için bazı girişimler olsa da bu konuda ciddi ilerleme kaydedilmedi diyor. Şimdi sonuçlarıyla ilgili soru soruyor. Bazen aşağı burada sonucunu soruyor, aşağıda nedenini söylüyor cevap olarak. Buzulların erimesi ve buna paralel olarak deniz seviyelerinin artması bu sonucu değil mi? Sonuçları ilgili olarak. Bazı çanlı türlerin bu değişime ayak uyduramayarak nesillerin tükenmesi bu da sonucu. Buharlaşmanın artmasıyla göl ve bataklık sularının azalması bu da yani bir sonucu aslında. Artan buharlaşmanın çok geniş alanlara yağış olarak düşmesi sayesinde tarımın artacağı böyle bir şey olmaz. Yani buharlaşma artıyor da tekrardan yani sonuçta dünyada belli bir su miktarı var yani. Yani bu şekilde tarımın artması yani kötü bir olaydan iyi bir olay çıkartamazsın yani öyle diyeyim ben sana. Madde döngüleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki hareketlerine denir diyor. Yani doğru maddeler ne oluyor? İşte bazen e, ineğe geçiyor, inekten havaya gidiyor filan değil mi? Yani canlı cansız varlıklar arasında böyle bir dönüyor maddeler. Kim bunlar? Mesela işte karbon döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü değil mi? Su döngüsü şeklinde mesela bu dört döngüyü inceliyoruz. En bilinçlileri su, azot, karbon ve oksijen döngüsüdür. Burada da bunu söyledi. Bu döngüler sayesinde Dünya yaşanabilir bir gezegendir, evet. Yani bunların böyle sürekli dolaşması lazım. Yoksa bir tanesi bittiği zaman sıkıntı olur. Su döngüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. Su döngüsünde en temel etken Güneş'tir diyor. Yani Güneş acaba en temel etken Güneş derken buharlaştırıyor ya suyu, değil mi? Suyu buharlaştırıyor. Daha sonra su tekrar yağmur şeklinde yağıyor. Bu bir dursun. Bitkiler ve hayvanlar su döngüsünün birer parçasıdır. Doğru. Bitkiler de hayvanlar da su döngüsünde yer alıyor. Sonuçta terleme var değil mi? Suyu içiyorlar filan. Canlılar olmadan su döngüsü gerçekleşmez diyor. Şimdi e, güneş mesela denizdeki suyu buharlaştırıyor değil mi? Mesela göllerdeki suyu buharlaştırıyor. Burada da yani e, bir canlı etkisi ben göremedim. Değil mi? Yani bir canlı etkisi yok burada yani. Güneş değil mi? Gölü buharlaştırıyor. Mesela göl havaya gidiyor buhar olarak sonra yağmur olarak tekrar geri dönüyor. Burada mesela ne canlısı var? Hiçbir canlı katkısı yok. Bir önce tuzlu suyu tatlı suya çevirmek için yani su döngüsü deni yapmış. Buradan su buharlaşacak gidecek şuraya çarpacak. Bu taş da tabii şu streç filmi şöyle aşağı doğru eğim yapacak. Yani şu buharlaşan suların hepsi şuraya çarpıp buradan böyle akıp buraya aşağı doğru yağmur gibi akacaklar tamam mı? Düzenek doğada gerçekleşen su döngüsüne benzer doğru. Olayda hem buharlaşma hem de yoğuşma var doğru. Çünkü önce su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, sonra yoğuşup tekrar aşağı iniyor. Güneş ışığı yerine kap alttan ısıtılsaydı da benzer bir sonuç elde edilebilirdi. Olabilirdi yani yeter ki suyu buharlaştır yani değil mi? Yeter ki suyu buharlaştır yani olabilir yani. Şimdi okul gazetesi çıkarmak isteyen öğrenciler ozon tabakasının incelmesiyle ilgili bir poster hazırlamış. Şimdi ozon tabakasında böyle karbonlar var tamam mı? karbonlar bunlar ozon tabakasını inceltiyor. Ozon tabakası da inceldiği zaman güneşliğin zararlı ışınları da dünyaya gelmeye başlıyor ve kanserojen etkiler yapıyor bunlar. Öğrenciler hazırlıkları yazıların üzerine uygun başlıklar için hangisini seçmelidir diyor. Şimdi bak bire ne koymuş? Bak şimdi bazı deodorantlar ve klima gazları bunlar ozon tabakasını incelten gazlar tamam mı? Yani ozon tabakasının incelmesinin nedenleri bunlar. Şimdi bazı kanser türleri ve tarımda üretimin düşmesi bu da ozon tabakası incelmesi sonucunda ortaya çıkan bir etki tamam mı? Ortaya çıkan etki. Ama ozon dostu ürünler tüketirsen, tarımda geleneksel tarım yöntemlerine geçersen, işte bu parfüm Öyle deodorantları mi? falan kullanmasan bu da bir ne olur? Önlem olmuş olur. Şimdi ekolojik ayak izi ne demek? Bak şimdi tek bir insanın veya belirli bir nüfusun ekosistemlerden ne kadar kaynak talep ettiğini gösteren bir ölçü sistemidir. Mesela diyelim ki biz bir insan olarak değil mi? bir ekosistemden bir şey talep ediyoruz. Mesela diyoruz ki 4 yumurta 2 simit. Mesela örneğin talep ediyoruz değil mi? Yani sonuçta mesela diyelim ki bugün örneğin sen dört yumurta iki simit yediğin için doğada dört yumurta iki simit eksildi. Değil mi? Yani sonuçta bir kaynak talep ediyorsun. Yani senin varlığın yüzünden doğada bir o zaman habire o zaman birisinin dört yumurta iki simit oluşturması lazım. Değil mi? Yani bu senin ne oluyor? Ekolojik ayak izin oluyor. Tamam Bu ekolojik ayak izi yani 46 numara gibi oldu ama olsun. <laughs> Peki biyolojik kapasite ne demek? bir bölgede yenilebilir doğal kaynaklarını üretme kapasitesidir. Yani şimdi bak bir ekolojik ayak izi var. Sen bir şey talep ediyorsun. Bir de üretme kapasiten var. Şimdi ekolojik ayak izi kapasiteyi geçerse sıkıntı olmaya başlar. Değil mi? Şimdi sen fazla istiyorsun o fazla üretemiyor ama karşı taraf. Değil mi? Bak ne diyor? Dünya Doğaya Ko Koruma Vakfı'nın 2018 yılında hazırladığı raporda dünya 2018 yılı boyunca tüketmesi gereken kaynakları 1 Ağustos'ta tüketmiş oldu. Bak yani daha ee, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani 6 ay kalmadan tüket, tüketildi. Tabi adam başı 4 yumurta bir ekmek yersen böyle olur yani. <laughs> yani bu şekilde devam etmesi halinde dünyadaki diyor ki insanların bir nokta 7 dünyaya ihtiyaç duyduğu yani dünyanın neredeyse 2 katı kadar bir üretim olacak ya anca değil mi? Mesela böyle göstermiştim. Yukarıdaki rapor ve veriler dikkate alınan hangileri yapılabilir diyor. Şimdi bak öncelikli ve etkili önlem alınması gereken ülkelerin başında gelişmiş ülkeler var. Doğru yani baksana mesela şimdi Amerika mesela bak Amerika diyor ki 5 tane dünya ihtiyacımız var. Evet aynen öyle. Bizim Türkiye'de de mesela 1.9 dünya. Mesela sen diyelim ki bu sabah 4, yum, 4 yumurta ikisini simit yemeseydin 1.8 olurdu en azından ya bu. Neyse bunun düzeltilmesi için insanların acilen bilinçlendirmesi gereklidir. Doğru. Türkiye bazı önlemler aldığı takdirde dünya ortalamasının altına inebilir. İnebilir doğru. Önlemler al Mesela ne, ne gibi önlemler alabilir? Mesela sabahleyin annen mutfakta dört yumurta değil de bir yumurta bırakırsa. Evet. Bir öğrenci diyor ki aşağıdaki posteri yapacak, e, yaparak doğada gerçekleşen bir döngünün daha iyi e, öğrenilmesini amaçlamış. Tamam mı? Buna göre şimdi bak bir kere bitkiden çıkıyor bak şu, şu ne bitkiden çıkıyor ve bitki kullanıyor. Bitki solunumda mesela bak ne oluyor bu oksijen o zaman. Çünkü niye bitki sonuçta oksijeni veriyor tabi solunumda da tekrar kullanıyor. Mesela oksijeni yanma tepkimelerinde kullanıyorsun değil mi? Yani ateş yanması için oksijene ihtiyaç duyuyor değil mi? Evet. Yine fabrika bacaları yanması için oksijene ihtiyaç duyuyor. Sonra fabrika bacaları ne üretiyor? Karbondioksit üretiyor değil mi? İnsan da karbondioksit üretiyor filan filan. Karbon ve oksijen döngüsü modellenmiştir doğru. Üçgen ile gösterilen oksijen gazıdır. Bunları yanlış değil mi? Biz bunların ne olduklarını söyledik. Yani burada karbondioksit ne yapıyor ki ağaç? Ağaç fotosentez yapıyor ya. Ha pardon. Karbondioksitle suyu alıyor. Buradan besinle oksijen üretiyor. Evet doğadaki azot döngüsü ile ilgili olarak şimdi azot bağlayıcı bakteriler bitkilerin e, topraktan azot almasını sağlıyor. Doğru şimdi yıldırım şimşek çarptığı zaman bu azot bağlayıcı bakteriler ne yapıyordu? Şöyle azot bağlayıcı bakteriler toprağa azotu bağlıyor. Bu da besin zinciriyle bütün canlılara geçiyor aslında. Hayvanlar azot ihtiyacını beslenme yoluyla karşıya doğru. E şimdi bu azot bağlayıcı bakterilerden mesela diyelim ki örneğin fasulye bitkisine geçti. Oradan da ne yapıyor? Mesela hayvanlara geçiyor. Değil mi? Doğadaki tüm canlılar atmosfere azot gazı verirler. Hayır. Tüm canlılar atmosfere azot. Mesela inek atmosfere azot gazı veriyor mu? Böyle bir şey var mı? Değil mi? Yok. Burada öyle bir şey gözükmüyor. Bir öğrenci karbon ve oksijen döngüsünü basit bir deneyle göstermek istiyor. Bunun için hazırladığı aşağıdaki düzeni kuruyor ancak amacına ulaşamıyor. Şimdi bak niye amacına ulaşamıyor? Çünkü fotosentez bir kere ya. oksijen e, verebilmek için fotosentez olması lazım. Bunun için de bu ortamın karanlık değil aydınlık olması lazım değil mi? Yani düzeni ışık alan bir yere koyması lazım. Düzenek ışık alan bir yere geçince bu ortama oksijen verecek. Oksijeni Kurbağa alacak kurbağa da ortama karbondioksit verecek karbondioksit de bitki alıp tekrar fotosentez yapacak değil mi? Bu şekilde bir düzenek. Evet, bunları da çözmüş olduk.